Selam, bugün BluTV'nin sevilen dizisi Bozkır'ın ikinci sezonunu inceliyoruz. Değişen kadrosu ve verdiği uzun aradan sonra merak konusuydu. Şimdi hızlıca videoya geçelim. İyi seyirler. <laughs> Önce dizinin kadrosuna bakalım. Başrolde Yiğit Özçener ve yeni ortağı Furkan Andıç yer alıyor. Ayrıca Cemre Baysel, Yüstra Geyik, Fatih Al, Cemal Toktaş gibi isimler de onlara eşlik ediyor. Sevilen polisiyenin yönetmen koltuğunda Levent Cantek ve Şahin Altuz otururken senaryoyu yine Levent Cantek kaleme alıyor. Bu sezonun konusunda ilk sezon ekibinin değişmesinin ardından Seyfi Amir yeni ortağı Payder ile esrarengiz olayları çözmeye çalışıyor. Diziyi Anadolu'da bir yere tiketiyle taşınan siyah çöp torbasıyla başladık. Ardından da karanlık ve rahatsız edici görüntülerle devam ettik. Mekandan kaynaklı ağır bir havayla başladık diyebiliriz. Haydar'ın daha toy biri olduğu ilk andan itibaren aşırı derecede belli oluyordu. Hareketleri içerisinde bulunduğu durumdan dolayı bir miktar aşırı gelip göze batabiliyor. Daha sonrasında 2 yıllık bir zaman atlamamız var. Böylece o toyluk sürecinde geride bırakmamızı sağlamışlar. Site yöneticisinin yersiz ve yargılayıcı tahminlerinin ardından "Ben çok sosyal medya takip ediyorum. Belki de ondan gerildim." demesi güzeldi. Bu sosyal medyanın ayrıştırıcı ve kutuplaştırıcı yönüne bir göndermeydi de güzel olan bir şey de Paydar'ın o an içerisinde bulunduğu durumda yapmak istediklerini gösterip sonra o ana geri dönmeleri. Ciddi bir öfke sorunu olduğunu ama kendini sürekli tuttuğunu çok rahat anlayabiliyorsunuz. Öte yandan dizinin yeni sezonunun ilk bölümünde ciddi ayrımcılıklar var. Din, mezhep, görüş, akla gelebilecek her türlü farklılık üzerinden yapılan yorum ve yargılamalar emniyet müdürlüğünün içine kadar yerleşmiş. Tabii Seyfi Amir bunun dışında kalıyor ki örnek bir olarak gösterebilirim. Ayrıca Dirlik Bank davası da açıkça çiftlik bank referansıydı. Aliç ödenen adamın bayrak öpmesinden halkla olan fotoğraflarına, baskıdaki tanıtım görsellerine kadar hepsi çok tanıdık şeylerdi. Ayrıca bankaya giren halkın ilk gördüğü şey yağmalama çabası da acı gerçeklerden biriydi. Emniyet müdürünün param yok diyenin cebinde akıllı telefon var repliği de yine alışık olduğumuz bir söylendi. En azından böyle mevki sahibi kişilerden duymak istemeyeceğimiz şeylerden biri üstelik. Yine müdürün her şeyi teyit etmeye yönelik soruları da hissettiği suçluluk duygusu ve panikten kaynaklanıyor. Benim bir hatam var mı diye sürekli sorması bundan dolayı. Bu sezon üzerinde durulan dosyanın psikopat katili de oldukça başarılı bir giriş yaptı. Dizide müdürün çok fazla yersiz çıkışları var. Üstelik aşırı derecede korkak biri olması da onu rahatsız edici bir haline getirmiş. Yayınlanan iki bölümde Paydar ve Seyfi Amir arasındaki soğuk rüzgarların sebebini bize vermiyorlar. Bu durumda ilerleyen bölümleri daha da merak etmemizi sağlıyor. Birbirinden bağımsız iki ayrı dosyanın olması ileride bir şekilde bağlantılı olabilecek gibi hissettirmiyor. Çünkü biri tamamen parasal bir konuyken diğeri bambaşka bir mesele. Bu sezon karakterlerin akılda kalıcılığı için onlarla ilişkilendirilen nesnelerin olması da güzel düşünülmüş. Sapığımızın mısır yeme gibi bir huyu varken Tarık'ın ağzından da sakız düşmüyor. Karakter tiplemeleri bizce gayet güzeldi. Katilin psikopat havası falan yerindeydi. Üstelik ne yapacağını kestirmek imkansız gibi olduğundan her an şaşırtabilecek bir yapısı var. Bu arada görüştükleri üst yetkili, nereden geldiği belli olmayan, Ankara uzantılı, henüz ünvanını öğrenemediğimiz ve konuşurken aralara İngilizce kelimeler sıkıştırıp hava yapan adam da dikkat çeken biriydi. Nerede okumuş da buraya gelmiş sorusu da duruma çok uygundu. Bozkır uzun bir aradan sonra yeni sezona güzel bir giriş yapmış. Açıkçası yayınlanan iki bölümde gayet akıcı ve izlemesi keyifliydi. Yer yer göze batan durumları da zaten az önce belirttik. Her zamanki sokak ağzı Blue TV'nin yapımlarında kendini belli ediyor. Şaşırtıcı olan henüz uyuşturucu, mafya gibi platformun üzerine yapışmış unsurlar görmememizdi. Bahsi geçse de henüz göremedik. Onun yerine diğerlerinden kendini ayıran bir amirin olması güzeldi. Eleştirilere açık belli başlı konular var. Hassas kesim muhtemelen katilin Türk halk müziği sevdasına takılacaktır. Ayrıca Alevi, Kürt gibi ayrıştırmaya yönelik söylemlerin çokluğundan görüş farklılıklarına hatta polisliğe bakışa kadar dizde geçen replikler eleştirilebilir. Konu ve konum göz önüne alınınca bizce dizi dozunda bir gidişata sahip. Biz dizinin yeni sezonunu beğendik. Siz ne düşünüyorsunuz? Bosker verdiği aradan sonra yeni sezonda beklentinizi karşıladı mı? Düşünceleri yorumlarda bekliyoruz. Video hoşunuza gittiyse beğenip abone olmayı ve katıla göz atmayı unutmayın. Ayrıca daha fazla bilgi almak için bizi diğer sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz.